Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepiniz hürmet ve muhabbetlerimle Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, Arapça muafiye sınavına girecek olan ve bu amaçla hazırlık yapan öğrenci arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla, onların çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız soru çözümü oturumlarından bir yenisinde sizinle birlikteyiz. Geçtiğimiz oturumlarda Süleyman Demirel Üniversitesi İdaiyat Fakültesi hazırlık sınıflarında okutulan ve vize sınavı olarak kendilerine bu üniversitede öğrenim gören öğrencilere yöneltilen sorulardan 20'sini çözmüştük hatırlarsanız. Şimdi bu soruların 21 ile 25. sırasında yer alan sorularına bakalım istiyorum. Her oturum için 5 soru çözecek şekilde bir planlama yaptım. Şimdi bu oturumda inşallah 21 ile 25'in soruları çözelim. 21'in soru şöyle: eş anlam eşleşmesinden hangi ikili anlamca uzaktır? Soru neyi soruyor? Verilen seçeneklerde eş anlam eşleştirmeleri var. Hangisi uyumsuzdur diye soruyor. A şıkkında kadime atika kelimeleri var. Her ikisi de eski anlamında. Burada bir uyumsuzluk yok. B şıkkı cedide hadise, yeni, modern anlamında sözcükler. Burada da herhangi bir uyumsuzluk yok. C şıkkında talaa eşraka var. Talaa doğuda anlamında bir fiil. Eşraka, buradan eşrakayı yansıtayım isterseniz ekranınıza. O da doğmak, parıldamak, parlamak gibi anlamlar taşıyan bir fiil. Doğmak, parıldamak, parlamak, ışıldamak, ışık saçmak, aydınlanmak, eşraka. Burada da bir uyumsuzluk yok. Darabe, rafada seçenekleri var D şıkkında. Darabe, vurdu, dövdü anlamında bir fiil. Rafada ise reddetti, terk etti. Buraya yazmıştım sanırım onu. Rafada yerfudu ya da yerfudu, hem birinci hem ikinci baptan geliyor. Masları raft, bir şeyi terk etmek, bir şeyi bırakmak, bir şeyi çıkarmak. Atmak, reddetmek, kabul etmemek, veto etmek gibi anlamlar taşıyor. Dolayısıyla darabe ve rafada fiillerinin birbiriyle eş anlam oluşturması mümkün değil. Doğru cevap D şıkkı. Burayı işaretleyelim. Burada eş anlam ikilisinde uyumsuzluk var. Doğru cevap Denizli. Bir diğer soruya geçiyorum. Diğer sayfada yer alıyor soru. 22. soru. Şurada. Evet, soruyu şöyle genişçe göreceğiniz şekilde ekrana taşımak istiyorum. Sorunun gövdesine bir bakalım. Evet, verilen metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Burası önemli. Burada buraya dikkat etmemiz gerektiğini göstermek istiyorum. Hangisine ulaşılamaz? Hangi sonuç elde edilemez, çıkarılamaz? Peki, metni bir okuyalım. Metni okumadan önce bu tür sorularda fikir vermesi için seçeneklere göz atmakta, hızlıca bir seçenekten üzerinden gitmekte fayda var. A şıkkında uçak sanayi büyük bir gelişme kaydetmiştir ifadesi var. B şıkkı daha hızlı uçak üretmek için halen araştırma yapılmaktadır. C şıkkında ilmin bir sınırı yoktur. D'de ise gelecekte insanların taşınmasına füzeler kullanılabilir ifadeleri var. Zaten hangisine ulaşılamaz denildiğine göre bu okuduğumuz 4 seçenekleri olan yargılardan ya da işte verilen ifadelerden, kullanılan ifadelerden 3'ü metinle örtüşecek. Sadece birisi örtüşmeyecek. Hemen bakalım, metni bir okuyalım. Neler söyleniyor metinde? Evet, şöyle rahatça görebileceğiniz şekilde ekranınıza taşıyayım. قَدْ بَلَغَ صَنَاعَةُ الطَّائِرَاتِ دَرَجَةً عَالِيَةً مِنَ التَّقَدُّمِ وَمَعَ ذَٰلِكَ مَا يَزَالُ الْبَحْثُ يَمْضِي مِنْ اَجْلِ صِنَاعَةِ طَائِرَاتٍ اَكْبَرَ فَالْعِلْمُ لَا يَقِفُ عِنْدَ حَدٍ وَمَنْ يَدْرِي فَقَدْ تُسْتَعْمَلُ الصَّوَارِيخُ لِنَقْلِ النَّاسِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. Evet, okuduğumuz metni hemen anlamaya çalışalım. قَدْ بَلَغَ صِنَاعَةُ الطَّائِرَاتِ دَرَجَةً عَالِيَةً مِنَ التَّقَدُّمِ. Evet, neden de burada? Uçak endüstrisi büyük bir gelişme kat etmiştir. Büyük bir gelişme göstermiştir. Ve ma'a zalika ma yazalu'l bahthu yamdi min ajli sanati tayiratin ekbara.
Bununla birlikte uçak endüstrisi halen daha büyük uçaklar üretmek için çalışmaktadır. Daha büyük uçaklar şurada Sınavat Tahirat Ekber. Burayı şöyle anlayacağız. Efendime söyleyeyim. Burayı tekrar okuyayım. Ve ma zalika ma yazalul bahthu yamdi min ajli sanaati tayiratin ekbara. Ancak hala daha büyük uçak yapma arayışları devam ediyor. Ma zalik bununla birlikte ma yazalu sürüyor, devam ediyor. Nedir? El bahthu arayışları yamdi bu ma yazalu yamdi halen sürüyor. Halen araştırmalar sürüyor diye anlarız burayı. Min ecdi sınaati tayiratin ekbara, daha büyük uçaklar yapma arayışı sürüyor. Fel ilmu la yakifu inde haddin, bilim bir seviyede, bir sınırda durmaz. Bilim bir seviyede, bir sınırda durmaz. Sınırları aşar. Ve men yedri fekad tustamelu savarihu linaklinnâsi fil mustakbel. Ve men yedri, kim bilir? Fakat tustamelu kullanılabilir. Es-savarihu, saruh kelimesinin çoğulu bu. Saruh, füze, roket anlamına gelen bir ifade. Bu es-savarihu onun çoğulu. Burada tustamel meçhul muzari olarak okunması gerektiğinden es-savarih naibül fail. O yüzden merfu. Roketler, füzeler kullanılabilir. Linaklinnâsi fil mustakbel. Gelecekte insanların taşınması için roketler kullanılabilir. Cümleyi parça parça okudum, tercüme ettim. Toplu tercümesini şöyle vereyim isterseniz. Şöyle, uçak endüstrisi yüksek bir seviyeye ulaştı. Ancak hala daha büyük uçaklar yapma arayışı devam ediyor. Çünkü bilim bir sınırda durmaz, sınırları aşar. Kim bilir, gelecekte insanların taşınmasına roketler, füzeler kullanılabilir. Peki buradan hareketle şimdi seçeneklere bir göz atalım hızlıca. Uçak sanayi büyük bir gelişme kaydetmiştir. Kaydetmiş midir? Evet, kaydetmiştir. Peki daha hızlı uçak üretmek için halen araştırma yapılmaktadır. Eğer dalgınsanız, dikkat dağınıklığınız varsa burada bu seçeneğin doğru şık olduğunu atlayabilirsiniz. Bu sorunun doğru cevabı bu. Bolu. Nereden çıkardınız hocam derseniz hemen söyleyeceğim. C şıkkı, ilmin bir sınırı yoktur diyor. Nitekim geçti bu. Şurada. فَلَا اِمُ لَا يَقِفُ عِنْدَ حَدٍّ. A şıkkındaki bilgi, uçak sanayi büyük bir gelişme kaydetmiştir bilgisi. قَدْ بَلَغَ صِنَاتُ الطَّائِرَاتِ دَرَجَ عَلِيَ مِنَ التَّقَدُّمْ. Burada gizli. Sonra C şıkkı, ilmin bir sınırı yoktur. فَلَا اِمُ لَا يَقِفُ عِنْدَ حَدٍّ. D şıkkı, gelecekte insanların taşınmasında füzeler kullanılabilir. قَدْ تُسْتَعْمَلُ الصَّوَارِيخُ لِنَقْلِ النَّاسِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. Bu da doğrudan onu karşılıyor. İşte doğru cevabın B şıkkı oluşu şurada saklı. Hızlı uçak. Daha hızlı uçak. Peki daha hızlı uçak mı yoksa daha büyük uçak mı? Şuraya bir göz atalım. Efendim, min ecli sınaati tayiratin ekbara. Daha büyük uçak üretmek için halen araştırma devam ediyor. Ma yazalul bahfe yamdayı min ecli sınaati tayiratin ekbara. Burayı nasıl tercüme ettik? Daha büyük uçak üretmek için halen araştırma yapılıyor dedik. Dolayısıyla daha hızlı değil, daha büyük olacağından verilen metinden bu yargıya, bu sonuca ulaşılamaz diyeceğiz. Yani 22. sorunun doğru cevabı Bolu, Bursa. Soru 23'e geçiyorum. Evet, 23. soru. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen ifadeyi bulunuz denmiş. Böyle biraz yaklaştırayım ekranınıza, daha rahat görün. Evet, peki aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen ifadeyi bulunuz. El kerimu huvellezî denmiş, boşluk bırakılmış. Yuhibbun nâse yunfiku alâ nefsihi yu'ti el âkharîne min envâlihi la yu'ti ahaden. Evet, el kerim kelimesinin anlamını bilmeyen birisi bu soruya yanlış cevap verebilir. Dolayısıyla el kerim cömert anlamını taşıyan bir kelime. Şuradan dijital sözlükten arz edeyim onu size. Kerimun. Kerim, el açık, kibar, saygın, şerefli, yüce gönüllü, cömert, konuksever. Kerim, çoğulu, kurama ve kiram.
Peki o zaman el-kerim huvellezî yuhibbu'n-nâse, insanları sever ve insanları seven kişidir değil. Yunfiku alâ nefsihi, kendisi için harcama yapandır değil. Yu'tiyel-âkharîne min envâlihi, malından ya da parasından başkalarına veren kişidir, verendir. Doğru cevap bu değil mi? Peki la yu'ti ahaden, kimseye bir şey vermeyendir. La yu'ti ahaden, kimseye efendim bir şey vermeyendir. Doğru cevap sırıtıyor. Yu'ti al-akharine min envalihi. Enval kelimesi mal kelimesinin çoğulu. Mal dilimizdeki anlamıyla mal anlamına gelmekle birlikte para anlamına da gelir. Malından başkalarına veren kişidir. El-kerimu huvellezî yu'tî el-âkharîne min envâlihî. Cömert olan kişi malından efendim başkalarına veren kişidir anlamında bir cümle. 23'ün son doğru cevabı Ceyhan. Soru 24. Boşluklara hangi harficeler gelmelidir? Evet, hangi harficeler gelmelidir? Soru ve cevap her ikisi de sağdan sola okunmalıdır denmiş. Boşluk bırakmış Errami denmiş. Yine boşluk bırakmış. Zalike fakat nesiyel ustadu Mahmudun el hitabe. Ve kânetir risaletu la tezalu boşluk ceybihi ve ba'de en rama el hitabe boşluk es-sunduki terakel mahaddate boşluk süratin. Neden ben boşluklardan sonra gelen sözcükleri, kelimeleri hep mecrur okudum derseniz şundan ötürü böyle yaptım. Bu soru bir harficer sorusu. Dolayısıyla boşluklara istisnasız her bir seçenekte getirilmesi teklif edilen, öngörülen kelime türü harficer. O yüzden Errami efendim Ceybihi Es-Sunduki ve Sur'atin şeklinde okudum. Şimdi bazı soruları da background'umuzun, kelime hazinemizin genişliği sebebiyle onun sağladığı destekle çözebiliriz. Burada akla gelen şey şu, Errami'nin önünde bulunacak olan, bulunması muhtemel olan harficer Ala'dan başkası değildir. Minerrami de olur mu? Olabilir. Yani Minerrami, şuna rağmen ama daha çok yaygın olan Ala'dır, Alerrami'dir. Ve aslında Alerrami min ifadesi bir kalıp ifadedir. Alerrami min bla bla bla. Minden sonra da bir mastar gelir genellikle. Alerrami min mesela ne diyebiliriz? Mesela Alerrami min hararatil cev irtedeytu sakilen. İrtedeytu sufiyen. Havanın sıcaklığına rağmen kalın giyindim. Veya yünlü kıyafet giyindim denilebilir. Veya şöyle olur. Alerrami min burudetil cevvi irtedeytu hafifen. Havanın soğukluğuna rağmen ince giyindim gibi bir şey söylenebilir. Veya alerrami min maradi şeribtu ma'en bariden. Hastalığıma rağmen, hasta olmama rağmen soğuk su içtim. Alerrami min da'fi derecati fi'd-durus gıptu kesiran anil kulliye. Derslerimin notlarımın düşüklüğüne rağmen fakülteye devamsızlık yaptım. Gıptu kesiran anid-durusi fi hâze şehir. Mesela bu ay derslere devamsızlık yaptım gibi örneklerle zenginleştirebiliriz vermek istediğimizi. Minerrami an zâlike olmayacağı ortada. Minerrami an zâlike aşıkın ederiz dolayısıyla. Sonra Alerrami min Bolu ve Ceyhan seçeneklerinde var. Alerrami an zâlike diye bir kullanım olmaz. D şıkkını da ederiz bundan dolayı. Dolayısıyla geriye iki ihtimal kalır. Alerrami min diğerler de aslında denenebilir. Yani buradan sonuç elde edemezsek Alerrami minden bir yere varamazsak ne yaparız? Şurada diyelim ki la tezalu fi ceybihi mi ila ceybihi mi ona bakarız. La tezalu ila ceybihi olmayacağı ortada. Yani halen mektup cebindeydi anlamının oluşmasını sağlayacak harficer fi'den başkası değil. Dolayısıyla alerrami min zâlike fakat nesel ustadu Mahmud'un el-hitabe. Buna rağmen Mahmut Hoca mektubu unuttu. Ya da unutmuştu. Ve kânetir risâletu lâ tezâlu fî ceybihî.
Mektup halen cebindeydi. Şu B şıkkını efendim C'yi eliyorum. Seçmediğim doğru cevabı temsil etsin. O kanet risaletu la tezalu fi cebihi, mektup halen cebindeydi. Ve ba'den rama el hitabe, mektubu attıktan sonra nereye? Fissunduki, posta kutusu, burada kastedilen şey kutuya attıktan sonra terakel mahattate bi suratin, efendim başka bir kutu da kastediliyor olabilir. Yani mektubu kutuya attıktan sonra terakel mahattate bi suratin, istasyonu hızlıca terk etti. Peki buradaki cümlenin Türkçe karşılığını da topluca şuradan arz edeyim size. Sonra 24'te. Evet, bununla birlikte Mahmut Hoca mektubu unuttu. Mektup hala cebindeydi. Mektubu posta kutusuna attıktan sonra istasyonu hızla terk etti. Okuduğumuz cümlenin anlamı bu. Peki burada birinci boşluğu ala ile, ikinci boşluğu minle, üçüncü ve dördüncü boşları fi ile ve son boşluğu bi harfleriyle tamamladık. Tamamladığımız şekilde okuyup geçmek istiyorum. Alerrami min zalike fakat nesiyel ustadu Mahmudun el hitabe. Ve kânet el risaletu la tezalu fi cebihi ve ba'de en rama el hitabe fi sunduki terakel mahattate bi sur'a. Evet, soru 25'e geçebiliriz şimdi. 25. soru şu an ekranınızda olmak üzere. Evet, soru 25 şu an ekranınızda. Verilen metne göre hangi seçenekteki bilgi yanlıştır? O zaman şöyle burayı seçerim ki hangi seçenekteki bilgi yanlıştır? O zaman ne yapacağız? Metni okuyacağız. Okuyacağımız metne göre yanlış olan bilgiyi bulacağız. Bu ne demek? Verilen bilgilerden üçü doğru, birisi yanlış. Peki o zaman metni okurken yanlış olan seçeneği bulmanın yolu nedir? Yani bu tip soruları çözme yöntemi, usulü nedir? Seçeneklere hızlıca göz atmak. Hızlıca gözümüzle okumak. A. Hoca derse başlamak üzeredir. B. Sınıfta yalnızca iki öğrenci vardır. C. Hoca ilim sevgilerinden dolayı ikisine de teşekkür etmiştir. D. Hoca iki öğrencinin kendisinin konuyla ilgili her türlü fikrini öğrenmelerine şaşırmıştır. Peki metni okuyalım mı şimdi? Metni okuyalım. Biraz şöyle rahatça görebileceğimiz şekilde yaklaşalım. Evet. Peki şimdi metni okuyorum. وصل الأستاذ إلى الصف وأخرج ورقا وضعه أمامه. Hoca sınıfa vardı, sınıfa ulaştı ve أخرج ورقا, bir kağıt çıkardı. وضعه أمامه, önüne koydu. Veya buradaki وضعه أمامه'yu bir fiil cümlesi olarak alır. ورقا'nın nekir oluşan hareketle önüne koyduğu bir kağıt çıkardı diye tercüme edebiliriz. Hoca sınıfa vardı, sınıfa ulaştı ve önüne bıraktığı bir kağıt çıkardı. Ve qabla en yebda el kelame rafa'a ra'sehu ve nazara emamehu. Ve qabla en yebda el kelame, konuşmaya başlamadan, söz söylemeye başlamadan, konuşmaya başlamadan önce rafa'a ra'sehu ve nazara emamehu, başını kaldırdı ve önüne baktı. Ve indema ra'a fi safi talibani, sınıfta iki öğrenci görünce kâle lehuma, onlara şöyle dedi. Eşkuru hubbekuma lil ilmi. İlim sevginizden ötürü ikinize teşekkür ederim. Ben mesrurun cidden, çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bi ennekuma tefhemani kulle efkari fi hadal mevzu'i. Bu konudaki tüm düşüncelerimi anlayacak oluşunuzdan ötürü çok sevinçliyim. Kuntu ercu en yekunet tullabu kulluhum mislekuma. Bütün öğrencilerin ikiniz gibi olmasını umardım, isterdim. Peki baştan sona tekrar okuyorum. Vasal el ustadu ile safi ve ahraca varakan ve da'ahu emamehu ve gablen yebda el kelame rafa ra'sehu ve nazara emamehu ve indema ra'a fi safi taliban kâle lehuma eşkuru hubbekuma lil ilmi ene mesrurun cidden bi ennekuma setefhemani kulle efkari fi hâzel mevzu'i. كنت أرجو أن يكون الطلاب كلهم مثلكما. Peki burada verilen seçenekleri hemen değerlendirelim. Hoca derse başlamak üzeredir. Şöyle yapayım da bu seçenekleri bulalım metinde. Hoca derse başlamak üzeredir. Var mı? Var. Şöyle. قبل أن يبدأ الكلام.
söze başlamadan önce. Ne yapar? Burası burayı karşılar. Hocanın derse başlamaz yer olduğu anlaşılır. Sonra endema ra'a fi safi talibani, şurası sınıfta iki öğrenci gördüğünü gösterir mi? Gösterir. Sınıfta yalnızca iki öğrenci vardır. Bu da doğru cevap değil. Bizim aradığımız cevap değil. C şıkkı. Hoca ilim sevgilerinden dolayı ikisine de teşekkür etmiştir. Eşkuru hubbekuma lil ilmi. İkinizin ilim sevgisinden ötürü size teşekkür ederim. Hoca teşekkür etti mi? İki öğrenciye ilim sevgilerinden dolayı teşekkür etti. O zaman doğru cevap Denizli. Hoca iki öğrencinin kendisinin konuyla ilgili her türlü fikrini öğrenmelerine şaşırmıştır. Hoca şaşırmadı, bilakis mutlu oldu, memnun oldu, sevindi. Ene mesrurun cidden dedi hoca. Ne dedi? Ene mesrurun cidden. Ben sevinçliyim, mutluyum dedi. Neden ötürü? Bi enne kuma settefemani kulli efkari fi hadra mevzu. Benim bu konudaki tüm düşüncelerimi anlayacak oluşunuza, anlayacağınıza, bu konuyla ilgili ya da konuyla ilgili her türlü fikrini öğrenmelerine şaşırmıştır değil. Bu konudaki tüm düşüncelerini anlayacak olmalarını sevinçle karşılamıştır. Dolayısıyla doğru cevap Denizli diyeceğiz arkadaşlar. Yanlış olan seçeneklere işaret koyarak elediğim için doğru olan şıkka işaret koymuyorum. 25. sorunun doğru cevabı Denizli. Efendim, bir oturumun, bir video dersimizin daha sonuna geldik. 26 ila 30. soruları çözeceğimiz diğer dersimizde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.